Merhaba. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınavya'yın nokta.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyoruz. Merhabalar, ben Melike Özşen. Sınav yayınları 8. sınıf LGS özel konu anlatımda soru bankasını birlikte işleyeceğiz. Başlayalım. Evet, bilgi deposuyla başlıyoruz. Bu kısım arkadaşlar Meeting English kısmı. Biraz daha revision e, türünde yani küçük bir tekrar bir giriş niteliğinde olacak ve singular plural yani tekil çoğulla başlayacağız. Şimdi önce şu küçük yeşil kısmına bir bakalım. Singular yani tekil isimler Türkçe'de de bildiğimiz e, mesela bir kalem, bir bilgisayar, bir çocuk, Bunlar tekil isimler oluyor. Türkçedeki gibi aynı İngilizcede de. Tekil isimler sessiz bir harfle başlıyorsa önüne e, sessiz bir harfle başlıyorsa en getirilir. Yani bu aslında biraz da ulamayla, hani Türkçeden hatırlıyorsak eğer ulama kuralıdır. Mesela a pencil ama eğer sesli varsa an apple. Yani burada bir pronunciation bir bütünlüğün olması gerekiyor. O yüzden en diye ayırıyoruz. A pencil dedik. Bakın burada da yine bir consonant var. Yani bir sessiz harf var. O zaman başına e gelmiş. Yine book. A book. Yine bir consonant yani sessiz harf var. O yüzden yine önüne e gelmiş. Ama an apple. Yani e burada vowel bir sesli oluyor. Sesliyle başladığında yine bir ses bütünlüğünün olabilmesi için An getirdik buraya. En apple diye. Yine bakın burada da bir sesli harfimiz var. An engineer. Bak yine bir bütünlük oluştu. Ve an getirdik burada. Ne diyor? E ve an sadece isimlerin önüne gelir. Fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Neden? Yani her zaman bir um, word'ün yani bir kelimenin başına gelmesi gerekiyor mutlaka. Uh, hani bir çocuk... Bir kalem gibi. Yani bunu bir bütünleyici olarak da düşünebiliriz. Şimdi bunları çoğul yapabilmemiz için belli başlı kurallarımız var. Bunlar nedir? Çoğul yani plural yapabilmemiz için sonuna "-es". IES ya da sadece S getirmemiz gerekiyor. Bunu da neye göre belirleyeceğiz? Neye göre bu takıları getireceğiz? Sonu nasıl bitiyor kelimenin yani word'ün? Ee, sessizle mi bitiyor, sesliyle mi bitiyor? Ona göre getireceğiz bu ekleri de. Evet, ikinci kısma gelecek olursak. One box, three boxes oldu. Sonuna ES geldi. Şimdi burada önemli olan şey one box dedik ya bakın one box'sız kesinlikle demiyoruz. Çünkü bir tane ise eğer bunu plural yapabilmemiz için sonuna es getiremeyiz arkadaşlar. Bu burada önemli bir ayrıntı. Yani birden fazla olması gerekiyor. Sonuna s takısı getirebilmemiz için. Bakın yine one church kilise demek church. One church ne oldu? Birden fazla olduğu için yani singular'ı plural yaptığımız için two churches oldu. Sonuna es geldi. One dress, one dress yine plural yaptık. Three dresses yine sonuna es geldi. Neye göre getireceğimizi ileride anlatacağız. Şimdi sonu F ile ya da fe ile bitiyorsa bunu nasıl yapacağız? Mesela shelf, raf demek. A, shelf, sonu F ile bittiği için o F düşüyor ve we s geliyor. Yani shelves oluyor. Mesela knife, sonu f ile bitiyor. Bu f de düşüyor. Yine v s geliyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde plural yapıyoruz. Yine örneklerde de gösterdiği gibi. Yine one knife ne oldu? Plural yaptık, çoğul. Three knives. Bakın. Ne oldu? F düştü ve three knives oldu. One shelf. One shelf yine f düştü burada. Two shelves oldu. Yani bunu şu şekilde yapamıyoruz. Sonuna direkt s takısı getireyim. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Böyle çoğul yapmamız gerekiyor. One teacher, three teachers. Bu a, fe kuralı ile ilgili değil ama hani öğrenmiş olalım. One teacher, three teachers. Burada e, sonuna sadece s takısı geldi. Consonant'la yani sessizle bittiği için. Burada önemli bir notumuz var. Bazı isimlerin zaten çoğullar ve tekil form bulunmamaktadır. Yani bu ne demek? E, bu kural Türkçe'de yok arkadaşlar. O yüzden e, kullanımı biraz zor olabiliyor bizim için. Ama mesela trousers veya pants, hani pantolon demek. Burada zaten iki tane olduğu için bunu hep çoğulmuş gibi kullanıyor. Hep çoğul kullanıyorum. Mesela scissors, makas demek. İki kısmı var. O yüzden çoğul kabul ediyoruz bunları. O yüzden pants ya da scissor diyemiyorum. Mutlaka bunları çoğul kullanmam lazım. Burada da örneğini verdiği gibi scissors, oats, pants, measles, jeans, glasses gibi. Mesela glasses e, nedir? Gözlük demektir. E, glasses iki tane olduğu için bunu e, otomatik olarak çoğul kullanırım. Yani e, one glass diyemem. Mecburen glasses demek durumundayım eğer gözlük olduğunu e, belirtiyorsam. Şimdi e, isimleri çoğul yapmak için s takısını nasıl getiriyoruz? One house bakın e, sonu e ile bitti bir bütünlüğün olması gerekiyor. Yani buraya bakın house şöyle. Is e ise zaten getiremiyorum. Sadece S takısı getirmem lazım. Çünkü zaten sesli ile bitmiş. One car. One car yine consonant yani sessiz harfle bitmiş. Two cars oldu. Sadece S getirdim. One pen yine consonant'la bitmiş. Sadece s geldi. Three pens gibi. Mesela sonu e ile biten başka ne örnek verebiliriz? Table. Sonu bakın e ile bitiyor. Sadece s takısı getirdik buraya. Evet bu önemli bir kural. Önemli bir kural çünkü bu ies gelmesi bir e, kelimenin sonuna sadece word'te yani sadece singular plural konusunda değil aynı zamanda simple present tense'de de var. Mesela e, she cries. He she'den sonra s takısı yaparken de yine iki tane konsonun yani iki tane sesli harfin yan yana geldiğini, birini düşürüp yine ies koyuyorduk. O yüzden e, bu kural bizim için önemli. One baby Hani olayımız şu aslında, şimdi iki tane consonant geliyor iki tane sessiz harf. Ne yaptık? Birini düşürdük. I IES getirdik. One baby, three babies. One city, yine bakın iki tane consonant var. Uh, one city, two cities. Yine I IES geldi. One strawberry, two strawberries. Yine bakın y'yi düşürdük. Yukarıda olduğu gibi two strawberries dedik. Çoğul oldu. Bazıları da düzensiz. Yani düzensiz ne demek? S takısı getirerek yani mesela burada ne var? woman. One, two women diyemiyorum asla. Bunlar irregular diye geçiyor. Yani düzensiz isimler mecburen tamamen değişiyor. Yani bu kural bu şekilde. One woman, two three women oldu. Bakın. Three women. Aynı şey mende de geçerli. For example, one man, two, sorry, two men. Yani pronunciation'da yani telaffuzunda çok küçük bir fark var. One woman, three women oldu. Yine irregular. One mouse, Two mouses diyemiyorum. Three mice. Mouse, mice'a dönüşüyor arkadaşlar. One foot, bir e, ayak. Ne oldu? Two feet. Three feet, four feet, five feet. Bu şekilde gidiyor. One child. Child'ın irregular'ı nasıl? O da children oluyor. Yani two childs, three childs, four childs diyemiyoruz. Bu şekilde yapmak zorundayız. Bunlar uh, general rules oluyor. Uh, Plural'larla alakalı. Evet arkadaşlar, şimdi sen bölümündeyiz. Burada birkaç alıştırma var. Bir bakalım. Fill in the blanks using the plural form of the words and do the puzzle. Bakalım. Şimdi scarf. Bunu çoğul yapmamız gerekiyor, değil mi? Sonu uh, f ile bitmiş. Bu düşecek. Ve nasıl çol yapıyorduk? V E S geliyordu. Scarves olacak. Hemen yerleştirelim. Across and down yatay kısmına. Ne demek scarf? Şal demek, değil mi? Scarves. Hı, -hı. Kilo sonu bir tane. Uh, Wobble'la bitmiş. S takısı getireceğim. Kilos. Where is number five? Huh. Kilos. Mm -hmm. For example uh, Two kilos of potato. Gibi. İki kilo patates gibi. Uh, number six city. Hmm. Şimdi iki tane yine consonant yan yana gelmiş. Yani sessiz harf yan yana gelmiş. O zaman bunu Bizim cities olarak yapmamız lazım. Ne yapacağız? Y'yi düşüreceğiz. Değil mi burada? Düşürelim. Cities. Where is number six? Here. Hmm. Yine IES getirdik. Cities. Car. Tek bir consonant da bitmiş. Cars olacak. Here. Sandwich. Bu önemli. Şimdi küçük bir Hatırlatma yapalım. Sonu CH X ve SH ile bitiyorsa arkadaşlar o zaman ES ekini alır. Burada da olduğu gibi for example sandwich sandwiches. Church churches gibi bunu da yapmış olduk. Sandwiches yerleştirelim hemen. Bakın sonuna es geldi. Shelf sonunda f ile bitince yine res getiriyorduk. Yazalım. Evet şimdi de down kısmına gelelim. Ee, yukarıdan aşağıya kısmına. Şimdi church'ü zaten yaptık burada. Bakın CH ile bitti. Where is number two? Where is number two? Here. Church. Mm Hı -hmm. So taxi. And taxis diyemeyeceğimize göre sadece es getirdik burada. Yazalım. This is T by the way. Taxis. Mm -hmm. So what about the next one? Şimdi burada çok önemli bir detay var. Ne dedik? Sonu e, Y ile bittiğinde veya iki tane e, sessiz harfle bittiğinde, iki tane consonant'la bittiğinde o Y'yi düşürüyorduk ve e, IES getiriyorduk yerine, değil mi? Şimdi holiday, bakın bunun da sonu Y ile bitiyor ancak bakın holiday sonunda um, A e, 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 Y var. E, öyle olduğu için o Y'yi düşürmüyorum direkt es takısı getiriyorum. Sonu tek bir konsonantla bitmiş gibi. Holidays oluyor. Yani mesela play bir fiil ya. Play'in sonuna da place gelir. Ama en çok yapılan hatalardan biri budur. Asla bunu böyle yapmayız. Tek bir konsonant varmış gibi kabul edip sadece es takısı getiririz. Yazalım hemen. Number four. Holidays. Hı -hı. Baby. Yine iki tane consonant yan yana gelmiş. O zaman y'yi düşürüyorum. Babies. Where is number seven? Babies. Hı -hı. Yine ies geldi. Heh. Şimdi burayı hatırladık mı? Mouse. Bir irregular yani e, düzensiz kelime. Yani düzensiz bir şekilde plural oluyor. Mouse direkt mice oluyordu. Başka irregular olanlar neydi? Woman, women, child, children değil mi? Önceden de görmüştük. O zaman buraya mice diyoruz. Bunu mice yapacağız. Yazdık. What about number 11 Wife. Sonu yine fe ile bitmiş. Düşürüyorum bu fe'yi ve yerine es getiriyorum. Wives oldu. What about the next exercise? Write the plural forms of the given words. Boş bırakılan yerlere bunların çoğullarını yapacağız. Yine bu macada yaptığımız gibi. Ne demiştik? Sonu e, C, -H S, E, X, O. Bunlarla bittiği zaman Yanına ''es'' geliyordu. ''Match'' ne demek? Kibrit demek. Değil mi? ''Match'' ''Foot'' yalnız ''irregular''dı. Ne olacak bu? ''Feet'' ''Feet'' olacak. Yani ''foot'' diyemiyorum. Bu ''irregular'' ''feet'' oluyor. ''Box'' sonu ''x'' bitmiş. ''Boxes'' oldu. ''es'' getirdim. ''Knife'' sonu fe ile bitti. Burada da yine shelves demiştik başka. Onun gibi nice yapıyoruz. Evet, üçüncü kısma geldik. Write the singular forms of the given words. Burada da bize çoğulunu yani pluralını vermiş. Biz singular'a çevireceğiz. Wives nedir bunun singular'ı? Wife. Eş demek bu arada. Wife, shelves raflar demiş bize biz şaf dedik. Mice neyin pluralıydı? Mouse. Babies. Çoğulu da, bu çoğulu tekili de baby olacak. Choose the wrong one. Yanlış olanı bir bulalım. Hangisi yanlış? Şimdi Person arkadaşlar yukarıda vermiştik irregular olanlar yani düzensiz olan kelimeler. Düzensiz olan kelimeleri es takısı getirerek çoğul yapamıyoruz arkadaşlar. Mesela ne dedik? Child children, woman women, uh, child children, mouse mice gibi. Burada da yine person, persons diyerek çoğul yapamıyorum. People demem lazım. O yüzden bunun çoğul olması, plural olması doğru. Lady Ladies. Ne yaptık? İki tane sessizle e, bittiği için ye'yi düşürdük ve ladies dedik. Men. Yine a, ortası değişiyor. Aynı woman'da olduğu gibi. Ne oluyor? Woman. Women oluyordu. Foto. Photos. Şimdi arkadaşlar bunu... Böyle değil. Sadece S takısı getirmem gerekiyor burada. O yüzden yanlış olan Denizli olacak. Evet şimdi bilgi deposu bölümündeyiz. Burada be fiilini anlatacağız. Be fiili nedir? Am, is, are, değil mi? Şimdi bizim subject'lerimiz var yani öznelerimiz. Bu subject'lerimiz neler? I, v, you, de, he, she, it, değil mi? Bunlardan sonra be fiili değişerek geliyor. Be fiili açıldığında yani biz bunu bir şekil, şu şekilde açıyoruz. Am, is, are oluyor. Bakalım hangisinden sonra am geliyor? Hangisinden sonra is veya are geliyor? To be Bakın I am, I am, you are, başka nerede R geliyor? We are, you are, they are, he, she, it'ten sonra da is getiriyoruz. Bu çok önemli. Yani asla we is, you is, they is, I is diyemiyoruz. Bunu bu şekilde öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya yani hangisine am, hangisine is, hangisine are getireceğimizi bilmemiz gerek. Short form dediğimiz biz bunu bazen kısaltabiliyoruz. I'm, your, his, she's, it's, we are, you are, they are gibi. Bu şekilde kısa olarak yazıyoruz. Bir örneklere bakalım examples kısmına. I am Turkish. Şimdi burada I am Turkish dediğimizde bakın başka bir fiil yok. Bu çok önemli. Çünkü e, bunu gözden kaçırdığımızda bazen e, şu hatayı yapıyoruz. I am go to school diyoruz mesela. Hayır, kesinlikle yanlış. E, bir isim durumu varsa o zaman e, bu emizarı kullanmamız lazım. Buradaki gibi. Bakın burada hiç e, fiil görmüyoruz. Simple present tense tabi burası. Geniş zaman kısmı. I am Turkish. You are beautiful. Bakın bu da adjective'dir yani sıfat. He is a teacher. She is short yine bir adjective'imiz var yani sıfatımız. It's a dog. We are at the cinema. You are students. They are at school. Şimdi peki bunları nasıl olumsuz yapacağız? Bunları nasıl olumsuz yapacağız? Şöyle. I am not Turkish. You are not beautiful he is not a teacher she is not short it's not a dog we are not at the cinema you are not students they are not students peki şimdi biz burada uzun hallerini yazdık bunun kısa halleri nasıldır şuraya bir not alalım am not bunun hiçbir şekilde kısa formu yok ama Isn't bu şekilde. Aren't da bu şekilde arkadaşlar. Böyle negatif yapabiliyoruz. For example, they aren't at school. Ne oldu? Are not, be, are la not birleşti, birleştiğinde aren't oldu. It is not a dog. Nedir burası da? Isn't, it isn't a dog oldu. Yes, no questions kısmına gelelim. Yes no questions da şöyle mi, böyle mi, çalışkan mıdır, güzel midir, orada mıdır? Yani hep bir evet hayır cevabımız var. For example, am I a student? Öğrenci miyim? Evet öğrencisin. Yes you are or no you aren't. Bu şekilde kısa cevap veriyoruz. Are you late? Geç mi kaldın? Yes I am. No, I am not. Is he lazy? O tembel midir? Nasıl cevap veriyorum? Yes, he is. No, he isn't. Buradaki önemli olan nokta bakın hep başında zaten bize be ile soruyor. B neydi? Emizardı, değil mi? Hep emizardan biriyle başlıyorum bakın ve ona göre de bir cevap veriyorum. Yani içinde B'nin de olduğu bir cevap veriyorum. Is it hot? Yes it is. No it isn't. Are we in Ankara? Ankara'da mıyız? Yes you are. No you aren't. Are you at university? Üniversitede misin? Yes we are. No we aren't. Are they from Germany? Yes they are. No they aren't. Yani çoğu durumda şunları şöyle çaprazlayarak da cevaba ulaşabiliyoruz. Yes veya no'dan sonra. Şimdi bunun past formuna gelelim. Simple past kısmına yani geçmiş zamanına. Şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi be fiili am, is, are'dı ya arkadaşlar. I'dan sonra am geliyordu. He, she, it'den sonra da is geliyordu. We, you, they'den sonra da are geliyordu. Şimdi <laughs> bu am'le ile is, was oluyor. Bu are da were oluyor. Burası çok önemli. Yani I were diyemiyorum ya da he she it were diyemiyorum. Uh, Am ve is was'a dönüşüyor. Are da were'a dönüşüyor. Bir bakalım. Burada nasıl gösterdik? I was oldu. Evet dediğimiz gibi. Bakın he she it was. We you they Were. Değil mi? Yine bakın iki tane you var. Bunun sebebi buradaki sen olan you'dur. Buradaki de siz olan you'dur. I was tired. Bunun uh, simple present yani geniş zamanı nedir? I am tired. Değil mi? Bu geçmiş zamanda da ne dedik? Bakın am was oluyordu. I was tired. You were late yesterday for example. Dün geç kalmıştın. Uh, bakın Normalde sen geç kal şu an geçsin hani geç kaldın dediğimizde sorry nasıl diyeceğiz for example you are late bu are ne oluyor verb oluyor değil mi you were late dedik he was a student two years ago uh, he was a student two years ago uh, yıl önce öğrenciydi. Uh, he was a student. Oradaki uh, was aslında simple present tense'de nedir? Is'dir, is değil mi? Uh, Jim is a student now. Şimdi bir öğrenci. He was a student two years ago. İki yıl önce bir öğrenciydi. Burada da present ve past arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Uh, she was sick last weekend. Geçen hafta sonu uh, hastaydı. Yine iz burada was oldu. It was hot yesterday morning. Um, dün sabah hava sıcaktı. It was. You were at the cinema. I saw you. Gördüm. Sinemadaydın. Burada yine uh, we'den sonra were getirdik. Are were oldu. Uh, you were at home. Yine buradaki uh, siz olan you. Were oldu kendisinden sonra. They were angry. Kızgındılar. Yine are. Were'a dönüştü. Şimdi yes no question'ları nasıl yapıyoruz? Aslında kuralımız yukarıdakiyle aynı. Sadece a, nereden sonra was, nereden sonra were'ün geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Onu bilmemiz lazım. Şimdi baktığımızda a, ne oluyordu? Bakın buraya yazdık. Am ile is gelebilecek yerlerde was geliyordu. Are getirdiğimiz yerlerde de were geliyordu. Şimdi for example am I a student? Aynılar zaten. Am I a student? Uh, yes you are. No you aren't. Bunu nasıl simple past yaptık? Was I a student? Öğrenci miydim? Evet öyleydin ya da hayır öyle değildin. Yes you were or no you weren't. Were you late yesterday? Geç mi kalmıştın dün? Yes, I was or no, I wasn't. Yine bakın kısa cevapta um, ne ile soruyorsak, yani emzardan bir tanesiyle soruyorsak emzayla cevap veriyoruz cevapta. Uh, ama was, worden bir tanesiyle soruyorsak yine was, were ile cevap veriyoruz kısa uh, cevaplarda. Were you late? Yes, I was or no, I wasn't. Was he lazy? For example, was he lazy when he was a student? Öğrenciyken tembel miydi? Was he lazy? Buradaki uh, is was oldu. Yine nasıl cevap veriyorum? Yes he was, no he wasn't. Was she fat? For example, was she fat when she was uh, when she was a child? Uh, çocukken uh, kilolu muydu? Was she fat? Yine bakın, yes she was or no she wasn't. Neyle uh, neyle sorduysak soruyor, o şekilde cevap veriyoruz. Was it hot? Yes it was. No it wasn't. Were we in Ankara? Yes you were. No you weren't. Ankara'da mıydık? Ankara'da mıydık? Evet öyleydik. Ya da hayır öyle değildin. Were you at university? Yes we were. No we weren't. Were they from Germany? Yes they were or ne? no they weren't. Cümle yapısına gelelim. Şimdi cümle yapısında İngilizce'de bunu bilmemiz çok önemli bizim için. Çünkü bunu bildiğimizde neye göre cümle kuracağımızı biliyoruz ve daha rahat oluyor cümle kurması. Subject, verb, object. Bu ne demek? Subject önce bir özne geliyor ardından verb yani fiil geliyor ve object nesnemiz geliyor. For example, I, uh, I always wait for my sister. Her zaman kız kardeşimi beklerim dedik burada değil mi? I always wait for my sister. I burada subject'tir. Wait burada verb'tir. Uh, my sister da cümlenin objekt'i yani nesnesidir. Bakalım. My father reads a newspaper. Buradaki my father subject yani öznemiz. Read uh, verb'imiz yani fiilimiz. Newspaper gazetemizde object yani nesne oluyor. Soru cümlesi oluştururken to be fiili cümlenin başında kullanılır. Nasıl, nereye, ne zaman gibi sorulara cevap veren zarflar ise genellikle fiil ya da nesneden sonra gelirler. Bakalım. He reads newspaper quickly. Buradaki zarf yani adverb. Adverb yani zarf. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Uh, how does he read the newspaper? He reads the newspaper quickly. şeklinde. I waited for my friends in front of the building. Where did you wait for your friends? I waited for my friend in front of the building. Yani uh, nerede bekledin arkadaşını? Binanın önünde bekledim şeklinde oldu arkadaşlar. Evet şimdi sen bölümündeyiz. Make full sentences with words given. Burada karışık vermiş. Biz bunları düzenleyeceğiz. M var. I student a. Nasıl düzenleyelim? Başta bir neyle? Subjectle. Yani özneyle başlamamız lazım. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Şimdi I'dan sonra bir be fiilini getiriyorduk. Ardından neyi ifade etmek istiyorsak onu koyuyorduk değil mi? İkiye bakalım. Nedir buradaki subject'imiz? Yani öznemiz Mary. Mary is a student. Mary bir öğrenci. Neden is geldi burada? He, she'den sonra izi getiriyorduk. Şimdi 3'e geldiğimizde burada not var. Demek ki olumsuz yapmamız gerekecek cümleyi. Tony he'dir değil mi Tony? Mary de she'di. Tony is not. Şimdi şöyle bir kuralım önce bu cümleyi. Tony is not my brother. Tony benim kardeşim değil. Is not olarak yazdık bunu. Bunun kısası nedir? Isn't'tır değil mi? Tony isn't my brother. Soru yapmak istediğimizde be fiiline, yani be fiili nedir? Emzardan bir tanesi. Bunu bir başa getirelim. Are we happy? Are we happy? Nasıl cevap verirdik buna? Mutlu muyuz? Evet öylesiniz. Yes you are or no you aren't. Tim and Sue so not are late. Karışık vermiş bize burada. Tim and Sue aslında bakın e, plural burada iki kişi var. O zaman e, bu 'they'dir aslında değil mi? They ise 'are' kullanmamız gerekiyordu. They diyelim biz bunu kısaltalım. Are not kısası neydi? Aren't. They aren't late. Geç kalmadılar. Evet şimdi ikinci kısma gelelim. Verilen cümlelere olumsuz cümle yapacağız şimdi. Write the negative forms of the sentences given. Zaten negatif yapma çok kolaydı. Önceki kısımlarda da anlattığımız gibi. Mesela is not, isn't oluyordu. Are not, aren't oluyordu. Am not, bunu kısaltamıyorduk. Yine am not olarak kullanacağız. Yapalım. Um, my brother, he'dir değil mi? He isn't very intelligent. He isn't very intelligent. Intelligent nedir? Zeki demek. Kardeşim çok zeki değil demiş bu örnekte. Burada da simple past yapmış. Laura she oluyor. Tabi bunu Laura olarak da yazabilirim. Aynı şekilde yukarıda da my brother olarak da yazabilirim. She was not kısası nedir? Wasn't değil mi? Uh, was not yine uh, am not, isn't, aren't da olduğu gibi was not, wasn't. Were not da kısası weren't oluyor. She wasn't my best friend two years ago. İki yıl önce uh, Laura benim en yakın arkadaşım değildi. My parents are very happy. My parents burada bakın plural yapmışız değil mi? Yani çoğul olmuş. O halde bu they'dir arkadaşlar. They are not ne oluyor? Aren't. They aren't very happy. Çok mutlu değiller. Parents anne baba değil mi? Eve benlerim çok mutlu değiller dedi bu cümle. The cat was very hungry. Yine bu da simple past yani geçmiş zamanda bir cümle. The cat it oluyor. Veya the cat de yazabilirim. Yukarıda olduğu gibi. It was not, wasn't very hungry when I saw it. Gördüğümde çok da aç değildi mesela cümlenin devamı bu şekilde de olabilir. It wasn't very hungry. My husband is a teacher. Eşim, kocam bir öğretmen. Is not, isn't olacak. My husband nedir? He'dir. Değil mi? He isn't a teacher. Öğretmen değil. Okay, what about the next part? Evet, bu kısımda to be fiilin geniş zamanı ile boşlukları doldurunuz. Uh, simple present tense geniş zaman oluyor. Geniş zamanda yine be fiilini kullanıyoruz değil mi? Be fiili am, is, are oluyor ve bunlardan bir tanesini kullanmamız gerekecek şimdi subjectten yani özneden sonra uh, my name is mary i am from spain. Youdan sonra ne gelecek are from bulgaria sen bulgaristanlısın for example you are from bulgaria. This is william he ne gelecek sonrasında is değil mi he is a teacher bu William bir öğretmendir. My name is Joseph. My name is Joseph. I am from Scotland. I am 16. Ah, uh, İskoçalıyım. 16 yaşındayım. Bakın aydan sonra m geldi. This is David. He is from Russia. Bu David. Rusya'dan yani Rusyalı, değil mi? from Russia. This is Pierre and his son Rico. They, yani Rico and Pierre are from Monaco. Monako'larmış. My friend, şimdi burada bir şaşırabiliriz. My friend'ten sonra ne gelecek diye. Ne demiştik? I'dan sonra am geliyordu. He sheep'ten sonra is geliyordu. We you they'den sonra da R geliyordu. My friend ya he'dir ya da she'dir değil mi? E, he, she'den sonra iz geliyor demiştik. O zaman burada da is'i kullanmamız gerekecek. My friend is ten years old. He is a student. On yaşında o bir öğrenci. We blah blah shop assistants. We work for a supermarket. We are shop assistants. Demiştik zaten you, we, they'den sonra R geliyordu bir süpermarkette çalışıyormuşuz. Tom and Mark. Şimdi burası önemli. Bla bla in the park. Sadece Tom olsaydı iz gelecekti. Çünkü Tom he değil mi? Sadece Mark olsaydı yine iz gelecekti. O da he. Ama iki kişi olduğuna göre yani tek he olsaydı singular yani tekil bir durum olacaktı. Ama burada iki kişi söz konusu. O zaman plural yani çoğul olacak. Bu ikisi değildir arkadaşlar. O zaman buraya are dememiz gerekiyor. They are friends. Arkadaşlarmış Tom'la Mark. My parents blah blah at home. They blah blah in the living room. Hmm. My parents. Yine bakın burada plural bir durum var. İlk kısımda anlattığımız. Anne ve babam they'dir değil mi? Bunlar plural. Onlar evdeler. They are in the living room. Oturma odasındalar. Okay, what about number four? Fill in the blanks with the simple past of the verb to be. Hmm. Burada da simple past yani geçmiş zamandan bahsedeceğiz. Geçmiş zaman simple past ne kullanıyorduk bir fiili için? Was were kullanıyorduk. Ne dedik? I, he, she, it'ten sonra was kullanıyorduk. We, you, they'den sonra da were kullanıyorduk. Şimdi bakalım. How old Tim last year? He'dir, değil mi? O zaman buraya was, were'den was gelecek. Nasıl soru soruyorduk? Yine başa yardımcı fili yani be'yi getiriyorduk. Was he ten or eleven? On yaşında mı? On yaşında mıydı? 11 yaşında mıydı? Simple past. Geniz zamandayız. When blah blah Shirley's baby born. Shirley'nin bebeği. Bu he, she'den bir tanesidir. Bir tane bebek var o zaman vazgeçirmek durumundayım. Ne zaman doğdu? Şöylenin bebeği. In what season blah blah they born? Hmm, they var. a uh, we, you, they'den sonra ne getiriyorduk? Were'ı getiriyorduk normalde. Uh, buraya da yardımcı fiil olarak yine were'ı oturtmam gerekiyor. In what season were they born? Hangi uh, mevsimde doğdular? They blah blah born in spring, I'm sure. Ha, Yani baharda doğmadılar, eminim. Şimdi, uh, was not, wasn't oluyordu, were not, weren't oluyordu. O zaman burası da olumsuz istediğine göre bizden weren't olacak. Uncle Landon, blah blah at the beach with his friends, they blah blah all very happy. Hmm. Bütün e, arkadaşlarıyla birlikte beachteydi Uncle Landon. Çok da mutlulardı değil mi? Uncle Landon. Uncle Landon he'dir. O zaman buraya was getirmem lazım. They olduğuna göre burası da were olacak. Saat on birde neredeydin? Where blah blah you at eleven o'clock. Ne getireceğiz? Yine you olduğuna göre were. Değil mi? On birde neredeydin? Evet, şimdi bilgi deposuna geçiyoruz. Yeni konumuz. Demonstratives and uh, passive adjectives. Yani işaret ve sahiplik sıfatları. İşaret sıfatları ile başlıyoruz. Şimdi bu işaret sıfatları arkadaşlar this, that, these ve those bunlar nedir? This bu demek, that o demek, these, this'in çoğulu bunlar. Those da that'in çoğulu. Onlar oluyor. Şunlar. Bakalım. Um, this, that, these, those işaret, sıfat ve zamirleridirler. Bir ismin uzaklığını ya da yakınlığını niteleyebilirler. Yani işaret sıfatlarında arkadaşlar olayımız uzaklığı ya da yakınlığı nitelemek. Yani yakındaki bir şeyden this ya da these olarak bahsederiz ama uzaktaki bir şeydense that ya da those diye bahsederiz. Eğer bu yakındaki şey bir tane ise öncesinde this kullanırız. Eğer plural yani çoğulsa yakındaki şey these deriz. Uzaktaki şey tekil yani singular ise o zaman that deriz ama uzaktaki şey çoğul yani pluralsa those diyoruz. Evet burada açıkladık. Singular form yani tekil olan da this is a cat. Bu bir kedi. Yine dediğimiz şey. Bakın tekil değil mi? Bir tane kedi var. Ama birden fazla plural bir durum söz konusuysa these are cats. Bunlar kedidir. Bakın this that'e dönüş. Ee, this sorry these'e dönüştü. Ama uzaktaysa that is a dog şu bir köpektir. Bakın tekil, singular bu. That'ın çoğulu those oluyor. Those are dogs. Bakın plural. Birden fazla köpek var. O zaman those'u kullanıyoruz. Hani bakın şu da önemli. Singular'dan sonra is'i kullandık. Bunlar singular. Plural'dan sonra da arı kullandık. Yani çoğuldan sonra ara kullandık. Burası önemli. Possessive adjective'ler ise bu sıfatlar sahiplik belirtmede kullanılırlar, isimden önce gelirler. Bakalım. Şimdi I my oluyor arkadaşlar. My car benim arabam. You your home senin evin. He his cat onun keti Onun kedisi. She her camera onun kamerası. Tabii bunları Türkçede biz hepsini onun diye çeviriyoruz. Ama e, İngilizcede farklı oluyor. Hepsi için farklı kelime kullanıyoruz. It its color. For example cat's color. Şimdi cat e, hayvan olduğu için cansız varlıklarda ve hayvanlarda it'i kullanıyorduk, değil mi? O yüzden bu its e, bunun için its'i kullandık. Its color. We our house bizim evimiz. You your school senin veya sizin Okulunuz. They, their career. Onların kariyeri dedik. Burada da örneklerimiz var. This is your pencil. This is your pencil. Senin kalemin. His father is a teacher. Onun babası. Değil mi bakın? His father. Her sister is a doctor. Yani şimdi bakın burada his, her var ya. Şimdi Türkçe'de ikisi de onun oluyor. Hisse eğer bu. Şimdi Jane. James normalde um, erkek, değil mi? James olabilir bu isim. Veya başka bir isim bulalım. Jim diyelim. Jim de erkek. Uh, bu Jim's father'dır aslında, değil mi? Jim'in babası. Bu Jim's arkadaşlar his oluyor. Her sister is a doctor. Uh, Lizzie, Lizzie she'dir değil mi? Lizzie's sister dediğimde bu da her'dür. Lisenin kız kardeşi doktormuş. Her sister is a doctor. Our friend is a polite man. Polite kibar demek. Arkadaşımız kibar bir adamdır. Here is my book. İşte uh, kitabım. Benim kitabım. Mary is doing her homework. Mary ödevini yapıyor. Mary is doing her homework. Here are my books. İşte benim kitaplarım. Here are my books. Do you live with your parents? Anne babanla birlikte mi yaşıyorsun? Bakın senin anne baban değil mi? Your. The children are with their grandmother. Çocuklar um, anneanneleriyle birlikteler veya büyük anneleriyle birlikteler. The children çoğul olduğu için bu da their oldu. Okay. Şimdi sen kısmındayız. So, fill in the gaps with suitable possessive adjectives. Yani boşlukları uygun Uh, Pozitif sıfatlarıyla dolduracağız. Bakalım. Evet bir picture bakalım. So we can see a uh, family picture uh, on the photo. I'm the boy in this picture on the right. Hmm. Şimdi sağdaki, sağdaki. I am the boy in this picture on the right. Sağdaki uh, erkek benim, çocuk benim resimdeki, değil mi? My name is Tommy. Şimdi hep my ile başladım değil mi? O zaman my ile devam edeyim. My mom is Helen, annem Helen. And my dad is Bob. Ha, e, babam da Bob değil mi? Şimdi son erkek evlat demek. I am bla bla son. E kimin çocuğuyum onların çocuğuyum değil mi? I am their son Dedik. We have got a house blah bla houses very big. Şimdi. Evimiz var değil mi? Bizim evimiz çok büyük. Burada da our dememiz gerekiyor. She has got a cat. Bla bla cat is black. Şimdi kedisi var değil mi? Muhtemelen bu sister'ım olabilir veya a, mom olabilir. Annemin veya a, kız kardeşimin kedisinden bahsediyorum. O zaman ne diyeceğim kız olduğuna göre? Her cat is black. My brother has got a bicycle. He rides blah blah bicycle every afternoon. Erkek hmm. kardeşimin bisikleti var. Bisikletini her öğleden sonra sürer. He rides his bicycle every afternoon. You go to a different school. Sen farklı bir okula gidiyorsun. Okulun Nasıl? For example. Or where is your school? Okulun nerede? De olabilirdi. How is your school? <laughs> Mr. and Mrs. Brown have got a son. Hmm. Mr. and Mrs. Brown'un bir tane oğlu varmış. Aa, onların oğlunun adı Michael. Onların oğluna göre. Bakın bu they'dir değil mi? İki kişiden bahsediyoruz. Plural. Yani çoğul. O zaman there. Son's name is Michael dedik. Okay, okay. Well, what about the next part? Second one. Look at the pictures and write questions and answers. Resimlere uygun soru ve cevapları yazacağız. For example, what are these? These are apples. Bunlar nedir? Bunlar elmalardır. Bakalım resimlerde neler var? İki tane ev görüyoruz demek ki bu plural olacak. Bir tane araba görüyoruz demek ki singular olacak. Üç tane köpek varsa bu uh, yine plural olacak. Bir tane kedi varsa uh, singular yine uh, dört tane uh, roses görüyoruz o zaman bu da plural olacak. Başlayalım. Hmm. What are these Bunlar nedir? Nasıl cevap vereceğim? These are houses. These are houses, değil mi? Bunlar evler. Bakıyoruz şimdi bir tane olduğuna göre singular olması lazım. Bunu tekil yapalım. Şu nedir sorusunu soralım. What is that? What is that? That is a car. Şu bir arabadır. Evet, üç tane köpeğimiz var. O zaman uh, these ya da those'u kullanmamız gerekiyor. Plural. Uh, bunlar nedir? What are these? These are dogs. Right? Bunlar köpeklerdir. Bu nedir? What is this? This is a very very cute cat. For example, cute, tatlı demek. This is a white cat or this is a cat. Hmm. Şunlar neler? Bu kez de those'la kuralım sorumuzu. What are Those nasıl cevap vereceğim? Those are roses. Those are roses or those are flowers şeklinde de cevap verebiliriz. Okay. Şimdi adım tarama testimiz var. Adım tarama testimize bakalım. So, let's start. Where, blah blah you, last night, I, bla bla at home. Şimdi last night dediğine göre, last night geçen gece demek. Geçen gece simple past'ın bir time expression'dır. Yani geçmiş zamanın bir zaman zarfıdır. O zaman burada geçmiş zamanın birisini kullanmam gerekiyor. Yani was word'den birini kullanmam lazım. O zaman bakın şunları bir eliyorum. Değil mi? Burada are var. Present olan bir ifade var. Where... A you olduğuna göre, was mı kullanacağım, were kullanacağım, were Where were you last night? I was at home. İkincide de was gelecek. Okay. So George is a very hardworking student. Last year, he blah blah very happy. At the end of the school year, all his classmates blah blah ready to go to Paris for the school trip. Şimdi. Uh, present olarak başlamış cümleye George çok uh, çalışkan bir öğrenci. Hardworking, çalışkan demek. Geçen yıl. Last year. Geçen yıl. Demek ki simple past ile devam etmem gerekiyor. He was very happy. O zaman bunları eledim. He was very happy. At the end of the school year... Okul yılının sonunda, bakın hala pas gidiyorum, o yıldan bahsediyorum. All his classmates, bütün sıfı, sınıf arkadaşları aa, okul gezisine gitmeye hazırlardı. Şimdi all his classmates dediğine göre bu plural'dır, yani they'dir değil mi? They olduğuna göre were gelmesi lazım. <laughs> o zaman denizli olacak. Evet, üçüncü soruya geldik. I teach in an elementary school in London, so I blabla bla a teacher. I finished university in 2018. Last year I blabla bla a student. Şimdi bakalım burada I var değil mi? I'dan sonra ne getirmem gerekiyor? Blabla bla a teacher. Ben bir öğretmenim. O zaman present olması gerekiyor am diyeceğiz burada. Uh, I am a teacher. I finished university. Şimdi 2018'de üniversiteyi bitirmişim. Geçen yılda öğret, uh, öğretmen değil, öğrenciydim. I blablabla a student. O zaman vazlemem gerekiyor. Ada ne olacak arkadaşlar? Last year'dan ötürü. What about number four? My sister blah, blah in the hospital yesterday because she got flu. Yesterday, uh, simple past tense yani geçmiş zamanın time expression'ı. O halde bunları eliyorum. Was ya da were gelmesi lazım. He, she'den sonra da was geliyordu. So the answer is B. I live in the same apartment for five years. Aynı apartman dairesinde beş yıldır yaşıyorum. I like my neighbors a lot. Neighbors, komşu demek. Neighborlarımı da çok seviyorum. They blabla really nice to me. Şimdi uh, present bir ifade yani geniş zaman bir ifadeden bahsettiğime göre past olan ifadeleri eledim. Şimdi D'den sonra arı mı getirmem lazım, mi getirmem lazım. So the answer is C. What about number six? My mother went to Antalya for holiday, but it blabla really hot. She didn't stay very long. She came back early. Şimdi bu cümlede herhangi bir time expression'ımız yok. Yani time expression dediğimiz zaman zarfı. Bir zaman zarfı göremiyorum ama fiillerin durumunda simple past yani geçmiş zaman olup olmadığını anlayabiliyorum. Went diyor, didn't stay for so long diyor. O halde simple past tense'e göre bir time expression aramamız lazım. Hangilerini eleyeyim? C ile D'yi eleyeyim. but it blah blah really hot. Çok sıcaktı. It'ten sonra ne gelir? Was. Değil mi? Çok uzun süre kalmadı. She didn't stay very long. She came back early. Erken döndü. Number seven. My brother loves bicycles and he works in a bicycle market. He thinks bicycles blah blah fun. Burada my brother, kardeşim, erkek kardeşim bisikletleri seviyor. Ve bir tane um, bisiklet şopunda, marketinde çalışıyor. Uh, bakın buradan uh, simple present yani geniş zaman bir ifade olduğunu anlayabiliyorum. Niye diye düşünüyormuş? Bisikletlerin eğlenceli olduğunu düşünür. O zaman burada pas bir ifade kullanamam. He thinks skills bakın bir de çoğul bu, plural. So the answer is C. So may I buy five of blah blah books over there please? Şimdi... Burada şu kitaplardan, şuradaki kitaplardan 5 tanesini alabilir miyim lütfen? Over there'den çıkarıyorum burada arkadaşlar hangisi olduğundan. Bir kere şimdi books dediğine göre bir çoğul durum var değil mi? That ledisi, elerim. E over there şuradaki olduğuna göre uh, these mi olur, those mu olur? The answer is D. Yani şunlar olması gerekiyor. Çoğul uh, plural bir ifade kullanmam gerekiyor. O yüzden soru denizli olacak. So number nine. I bought blah blah biscuits from the supermarket. You can eat some of them. Hmm. Uh, süpermarketten biscuits aldım. Değil mi? You can eat some of them. Uh, birazını yiyebilirsin. Şimdi biscuits olduğuna göre... Burada uh, çoğul bir ifade var değil mi? O zaman that ile this'i bir eleyelim. Çoğul var. E, uh, burada da belirtiyorum. Uh, Süpermarketten aldım diyorum. O halde cevap Adana'dır arkadaşlar. Uh, you can eat some of them. Birazını da yiyebilirsin diyor. O zaman buradaki yani yakında olan bisküvislerden bahsediyorum. O yüzden cevap Adana olacak. What about number ten? Bula bula chair I'm sitting on is very old. Şimdi şöyle bir ayıralım subject'imizi. Yani özneyi. Burası özne arkadaşlar. Bu ne demek? Üzerinde oturuyor olduğum sandalye çok eski. Bakın burada bir de izi kullanmış. Tekil olduğunu yani singular olduğunu buradan anlıyorum. E, üzerinde oturduğum bu sandalye derim. Çünkü yakındadır o. O zaman cevap denizli olacak. Yani these diyemem çünkü these pluraldır. Plural olduğu için bunları zaten kullanamıyorum. E, üstünde oturduğum sandalyede yakınsa bana so the answer is d. Number 11. Bla bla flowers over the table are very beautiful. Şimdi resimde bakın bizden uzakta değil mi çiçekler? Peki flowers burada tekil mi çoğul mu? Yani singular mı plural mı? Buradaki plural yani çoğul. E uzaktalar da o zaman cevabımız denizli olacak. Those flowers over the table are very beautiful. Come here and have a look at blah blah photo of me and my sister. Buraya gel de işte benim ve kız kardeşimin fotoğrafına bak. Şimdi benim ve kız kardeşimin fotoğrafı. Şimdi arkadaşlar tekil mi çoğul mu olduğunu nereden anlıyorum? Burada Foto diyor değil mi? Bakın fotos demiyor. Bir tane fotoğraf var. O zaman these ya da those'u kullanamam. Geriye this ve that kalıyor. O yüzden alacağı bir eledik. Şimdi come here diyor. Come here. Buraya gel. Değil mi? Buraya gel dediğine göre bu kardeşim de benim e, fotoğrafımız yakındadır. Değil mi? O zaman cevap denizli olacak. Number 13. My friend brought me some fruit from Adana. Blah blah oranges in my plate are very fresh. Hmm. Brought neyin ikinci hali? Yani simple pastı bring. Bring, getirmek demek. Arkadaşım Adana'dan bana biraz meyve getirdi. Blah blah oranges in my plate are very fresh. Yani tabağımdaki bu portakallar çok taze diyor cümlede bize. Önce bir tekil mi, çoğul mu olduğuna karar verelim. Oranges dediğine göre bu, bu pluraldır. Yani çoğul bir durum vardır. O zaman a, B ile D'yi eliminate ederiz. Çoğul olduğuna göre D's ya da those'dan bir tanesi olacak. E, tabağımdaki, tabağım bana yakın. Tabağımdaki portakallar dediğine göre cevap Adana olacak. So, hi Jamie, Blabla bla is my friend Eren. Jamie, nice to meet you. Şimdi birini tanıştırdığımızda yanımızdakini gösterip işte bu arkadaşım Eren. This is Eren şeklinde tanıtırız. Çünkü o kişi bize yakındır. This diye başlarız. Değil mi? O zaman bunun cevabı this'tir. Okay, now number 15. Nancy went to shopping mall with blah blah children last weekend. Blah blah watched a movie all together. Name was Titanic. Şimdi Nancy shopping mola çocuklarıyla birlikte gitti. Kimin çocukları? Nancy'nin, değil mi? Yani buranın her olması gerekiyor. O yüzden Adana ve Ceyhan gider. Uh watched a movie all together. Onlar hep birlikte bir film izlediler. O yüzden ikinci tarafın they olması gerekiyor. Movie refer ediyor arkadaşlar burada Titanic. O zaman uh, neyin adı Titanic'ti? Onun. Its name was Titanic. So the answer is D. Number 16. I and my husband work in the same university. Campus is very far from the city center. Şimdi I and my husband dediğine göre arkadaşlar burası ne olur? Burası we'dir değil mi? We'den sonra possessive adjective'imiz our oluyordu. O yüzden cevap bolu olacak. Number 17 My mother often goes to dentist because blah blah teeth are... Not very good. Şimdi kimin dişleri arkadaşlar? Annemin. My mother. Doctor gives her medicine. Kimin doktoru? Yine annemin doktoru değil mi? Yani iki tarafında her olması gerekiyor. O yüzden cevabımız adan olacak. Can you bring me dictionary for tomorrow's class? I don't have one. Uh, yarınki ders için bana sözlüğünü getirir misin? Benim yok. I don't have one. Şimdi konuştuğumuz, hitap ettiğimiz insana diyoruz bunu. Dikşinerini getirir misin diye. O yüzden cevap bolu olacak. My brother has a golden dog. Name is Ares and it barks at nights. Bu arada bark havlamak demek. Kardeşimin bir tane golden'ı varmış. Adı da Ares'miş ve akşamları havlarmış. Bakın aslında neyden bahsediyor? Köpekten, burada da bahsettiniz zaten. It diyor. It barks at night. O zaman burası it's name olmalı. Çünkü bu aslında the dog's name. The dog's otomatikman it's, değil mi? Onun adı. So the answer is C. Okay, the last question. I live in a flat with BlaBla family. BlaBla house is opposite the post office. Şimdi flat apartman dairesi oluyor. Daire demek. Ailemle birlikte bir flatta yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Değil mi? O zaman our ve their olan seçenekleri elerim. B ve D kaldı. BlaBla house is opposite the post office. Postanenin... Karşısında evimiz, bizim evimiz. Şimdi my family and I yani we, our house olması lazım. Ama burada their dediği için hani onların evi diyemezdik. So the answer is D. Evet arkadaşlar şimdi yazılıya hazırlık kısmına başlayalım. Number one, complete the table with the plural forms of the nouns given in the box. Ne yapacağız? Bu kutuda verilen kelimelere hangi takıyı aldıysa onun altına yerleştireceğiz. Şimdi bank nasıl çoğul yapacağız bunu? Sadece S takısı getireceğiz. Banks oldu. Boy yine bakıyorum tek bir consonant var. Yani sessiz harf var back'te olduğu gibi. O zaman boys oldu. Tomato. Şimdi e, söylerken de bir bütünlük olması gerekiyor. Tomatoes diyoruz. O zaman es getireceğiz. Tomatoes. Elephant. Tek bir consonant. Yani sessiz harf var. Elephants. Elephants dedik. Knife. Şimdi ne dedik? F e ile bitiyorsa sonu. Bunları atıyorduk ve v S getiriyorduk. Nasıl yazacağız bunu? Knives. Fish. Şimdi arkadaşlar fish irregular yani düzensizdir. Fishes diyemiyorum. Yani uh, one fish, two fish, three fish, four fish her zaman uh, bu şekilde kuruyorum. Yani fish'i çoğul yapamıyorum. O yüzden fish'in çoğulu da fish'tir. Arkadaşlar. Pen yine tek bir kanıtsanın sessiz harfim var. Sadece s takısı getiriyorum. Pens. Child. Child irregular'dı. Child diyemiyorum. Ne diyorum? Children children. box x var. Ne yapacağım? boxs olacak bu. Bakın, e, x olduğu için zaten sadece s getiremiyorum. Söylerken bir tuhaflık oluyor. boxs. Cherry iki tane kanısının sessiz harfi yan yana gelmiş. Y'yi düşürüyorum. Cherries olacak. Kirazlar. Cherries. Baby Yine aynı düşürüyorum y'yi ye es'e ye getiriyorum. Babies olacak. Man. Hatırladık mı? Woman demiştik. One woman, two women. Aynı şey men'de de var. Sadece ortasındaki a e oluyor. Man men oluyor. Person. Person da irregulardır. O da persons değil de people oluyor. Fox yine x bitmiş sonu ne olacak? Foxes. Foxes. Wolf f ile bitirdi sonunu. Düşürüyorum. Wolves. Strawberry. Two consonants in a row. Strawberries. Strawberries. I-E-S geldi. Scarf. Sonu F ile bitti. Scarfs. Skarsallar. Foot. Irregular'dır arkadaşlar. Foot diyemiyorum. Feet diyorum. Two feet, three feet, five feet, bla bla. Watch. Kol saati demek. Bakın C-H-S-H-X e, bunlar olduğu zaman sonuna E-S geliyordu. watches radios and lady two consonants in a row uh why goes ladies and there we go hmm. so what about number two fill in the blanks with suitable to be form yani uygun olan b formuyla uh, dolduracağız boşlukları burada bakalım Emma ile Mom arasında bir diyalog. Mom, oh mom, are these your photographs? Sizin fotoğraflarınız mı? Yes, they are. They're from my photo album. Look at the small boy. Küçük çocuğa bak. Bla bla, he your friend. Şimdi he olduğuna göre ne getiriyorum başa? Is. Is he your friend? Arkadaşın mı? No, he isn't. Negatif çünkü. He is Nick, my brother and your uncle. Bakın he, she'den sonra is geliyordu. Olumlu. Burada da negatif olduğu için isn't yaptık. Blah blah he blah blah only five years old on this photograph. Sadece bu yani bu fotoğrafta sadece beş yaşındaymış değil mi? He is only five years old on this photograph. And this is me. Bu da benim. This. Değil mi? Tekil olduğu için is getirdik. Emma soruyor. Are you in the park? Parkta mısın? Parkta mısınız? No, we are in the schoolyard. Hayır, okul bahçesindeyiz. Oh, look at this boy. He is so pretty. Çok tatlı çocuk. Is he my uncle Benjamin? Amcam Benjamin mi bu? He olduğuna göre yine izi getirdik. No, he isn't Benjamin. Benjamin değil. Emma soruyor yine. Is he your friend? He olduğuna göre yine izi getirdik. Nasıl devam edeceğim? Yes, he is. Hmm. So, his name? It'tir değil mi arkadaşlar? Cansız varlık olduğuna göre. Onun adı ne? What is his name? William. William? Yes. It's your dad, Emma. Yani bu fotoğraftakinden bahsediyor. Baban diyor bu fotoğraftaki. It's your dad. So we finished the dialogue. Evet şimdi yazılıya hazırlık üçüncü kısımdayız. Rewrite the sentences in the plural or singular form. Yani çoğul ya da tekil formda yeniden yazacağız bu cümleleri arkadaşlar. This box is heavy. Şimdi nasıl çoğul yapacağız bunu? Boxes olacak değil mi? Ama bunu boxes yapmamız yeterli değil. This'i de çoğul yapmamız gerekiyor. This'in çoğulu nedir? These. These boxes ne olacak şimdi? Is, are. These boxes are heavy. This story is interesting. Şimdi story tekil değil mi? Şimdi bunu çoğul yaparken burada y'yi düşürüyorduk ve i, e, s getiriyorduk yerine. Yine this'i değiştirmem gerekli. These stories İz'e yine are yapıyorum plural olduğu için. Interesting. These stories are interesting. These are my old friends. Burada plural bir form görüyoruz. Yani tekil yapmamız gerekiyor. These pluralsa bunun tekil formu this'tir arkadaşlar. This is my old friend. Friend de yine tekil oldu. This is my old friend. This is a new computer. Yine this var burada. Bunu çoğul yapmam gerekli. These are Şimdi e de gitti. Çünkü bir tane bilgisayardan bahsetmiyorum. Birden fazla bilgisayardan bahsediyorum. These are new computers. Bunlar yeni bilgisayarlar. These boys are hungry. Burada da yine uh, plural bir form görüyoruz. Singular yani tekil forma dönüştürmemiz gerekli. This oldu. Boy's çoğul tekil yapacağım. This boy is hungry olacak cevabımız. Burada da fill in the blanks with suitable possessive adjectives yani uygun olan e, sahiplik sıfatlarıyla tamamlayacağız burada. Mia and blah blah brothers Richard and Tim are good friends. Şimdi Mia ve Mia'nın kardeşleri, değil mi? Aslında burası Mia's brothers'tır. Uh, Mia, she'dir değil mi? She olduğuna göre burası her olacak. Onun kardeşleri dememiz gerekiyor. What about number two? Emma. How old is bula bula? Daughter. Emma says bula daughter is 26. Şimdi Emma'ya hitaben soruyorum. O zaman senin kardeş, senin çocuğun, sorry, kız çocuğun kaç yaşında? How old is your daughter? My daughter is 26. Çocuğun kaç yaşında? Çocuğum 26 yaşında kızım. Mark and Blah Bla Bla sister are studying their lessons. Şimdi Mark ve onun sister yani onun kardeşi değil mi? Bu aslında Mark'stır. Mark he olduğuna göre burası da his olmalı. Mark ve onun kardeşi ders çalışıyorlar. I've got two sisters. Blah blah names are Julia and Sue. Şimdi two sisters. Bakın plural. Değil mi? Yani çoğul. Bu nedir? They'dir. O zaman burası da their olmalı. Their names. Onların adı Julia and Sue. My friend John is very happy. Today is blah blah birthday. Şimdi arkadaşım John çok mutlu. Bugün onun doğum günü. Kimin doğum günü? John'un. Değil mi? Today is John's birthday. It means it should be his. Yani his olmalı burası. Bugün onun doğum günü. I've got a brother. Jim is blah blah brother and I am blah blah sister. Şimdi benim bir kardeşim var. Jim onun kardeşi ve ben onun e, sister'ıyım yani kız kardeşiyim. Jim is his brother. Jim onun erkek kardeşi. Ben de onun kız kardeşiyim. I am his sister. Yani his derken burada aslında brother'ımdan bahsediyorum, değil mi? Ona refer ediyor buradaki. This is a wonderful car. Bla bla color is blue. Şimdi bu harika bir araba. Rengi de blue'ymuş. Şimdi neyin rengi blue? Ee, cars color değil mi? Cars color. O zaman bu ne olacak? It's. Yani onun rengi. Buna refer ediyor arkadaşlar. Yani bundan geliyor. Onun rengi blue. Cansız varlık olduğu için. I am very late. Blabla, bla, classes begin at half past eight. Sekiz buçukta başlıyormuş derslerim. But I'm very late. Ben çok geç kalmışım. Kimin dersleri sekiz buçukta başlıyor? Benim derslerim başlıyor değil mi? I am very late. My classes begin at half past eight. Evet arkadaşlar birinci adımın sonuna geldik. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.